Evet sevgili izleyiciler, yaşamda adım adım sürüyor. Bu hafta Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle 11 Ekim'de kutlandı. Kutlandığı tırnak içinde söylüyorum. Kız çocuklarının durumunu tekrar konuşuyoruz. Aslında belki de şöyle bir yararı oldu ya da bundan sonra da olacak. Her yıl belli bir temayı ele alıyor. Örneğin 2012 yılının teması çocuk evlilikleri idi. Sonraki yılın teması kız çocuklarının eğitim hakları ile ilgiliydi. O yüzden belki yeniden o bir gün ya da bir hafta, bir süre için bile olsa kız çocuklarının durumu tartışılacak ve soruna çözüm önerileri getirilmeye çalışılacak. İyileştirilmesi yolunda umarım ki bir yararı olur diyelim. Ben yine kitabımızı anımsatmak istiyorum. Bu haftanın armağan kitabı Aydınlık Gecelere Yolculuk. İki izleyicimiz aradı zaten. Bir izleyicimiz daha, evet okuru bekliyor. Bir kitabımız daha var armağan edecek. Evrensel Basım Yayın tarafından Yaşamda Adım Adım izleyicilerine armağan olarak veriliyor. Tülin Tankut'un gerçekten içinde pek çok konuyu çocukların, gençlerin diliyle tartıştığı, ortaya koyduğu güzel bir roman öneriyoruz efendim. Ayrıca yetişkinlere de öneriyoruz. Herkesin okuyabileceği bir roman. Şimdi konu pek çok, konuşacağımız pek çok konu var. Zamanımız da belli bir çerçeve içinde olduğundan sınırlı tabii ama az önce dediğim gibi 11 Ekim'i aslında çocukların durumunu tekrar bir anımsayıp tabii ki ağlama duvarı olarak değil. Evet durumu ortaya koyalım ama ne yapabiliriz, nasıl çözebiliriz de birlikte karşılıklı konuşalım diye bu programı yaptık. Şimdi kız çocuklarının durumu ile ilgili, Türkiye'de kız çocuklarının durumu ile ilgili tespitleriniz var. Onları paylaşmaya devam edelim. Evet. Şimdi aslında devlet istese bugün çocukların durumunu çok daha iyi bir düzeye getirebilir. Bakın mesela şöyle bir uygulama var. Ama bunun çok ciddi böyle sürekliliği ve kararlılığı olması lazım bu uygulamaların. Diyor ki okula gitmeyene takip diyor. Mesela eğer kız çocuğu diyor ki Bitlis'in Hizan ilçesinde 48 kız çocuğunun daha eğitime kazandırıldığı bildirildi. İlçe kaymakamı, garnizon komutanı, ilçe milli eğitim müdürü, okul müdürleri hep birlikte aileleri kontrol ediyorlar. Çocuklarını niye okula gönderiyor? Bu çok güzel bir uygulama. Bu eskiden beri var olan bir uygulamadı. Ben köyde öğretmenlik yaparken anımsıyorum. Gelmeyen çocukları işte muhtarla birlikte evlerine gidip aileleri ikna ederek. Ama dediğim gibi yani ciddi ele alınması gereken bir konu. Elbette. Mesela 48 tane kız çocuğu eğitime kaldı. Bu çok güzel bir şey. Evet. Şimdi bir de şeyler var. Terk edilmiş sahipsiz çocuklar var. Bunun için de biliyorsunuz bizim sahipsiz çocuklar için devletin böyle bir bunu karşılayacak, bununla mücadele edecek bir altyapısı vardır. İşte çocuk yetiştirme yurtları. Şimdi deniyor ki aman çocuk yetiştirme yurtları hep skandallarla gündeme geliyor. Çocuk istismarı, fuhuş, tacizler şu bu. Doğru, bunlar doğru. Ama ben daima şunu savunuyorum. O hükümet, bu hükümet, şu hükümet kim gelirse gelsin. Eğer bizler sorunlara sahip çıkarsak, kamuoyu olursak, taleplerimizi dinlendirirsek hükümetler geri adım atmak zorunda kalır. Nitekim bunu başka alanlarda görüyoruz. Bir karar alınıyor, kamuoyunun tepkisi üzerine geri adım atıyor. Hiçbir hükümet kendiliğinden bir şey yapmaz. Demin söyledik çocuklarla, kadınlarla ilgili sözleşmeleri. Bizim hükümet, onlar aralarında bütün hükümetler, devletler, küresel çıkarlar temelinde anlaşmalar yapıyorlar ve istemeye istemeye bunları imzalıyorlar. Önemli olan sen bunu imzaladın deyip bu hakkımız var deyip demokratik hakkımızı kullanmak. Bu sizin de sık sık dile getirdiğiniz bir şeydir. Onun için biz güçlenmeliyiz. Şimdi çocuk konusunda gerçekten moral bozucu bir durum var. Çocuk toplumun en zayıf halkası. Bakıyorsunuz mesela lösemili çocuklar, aileler hemen onlara sahip çıkıyorlar. Ama bu çok dağınık. Yani çocuk deyince sahipsiz çocuktan tutun, en varsıl ailenin çocuğuna kadar hepsi sorunlu. İzninizle ona da değineceğim. Ama sahipsiz çocuklar için mesela bu yetiştirme yurtlarının daha verimli, dedikodulardan, skandallardan uzak geliştirilmesi lazım. Ve bunun için talep. Geleceğimiz bu çocuklar deniyorsa hükümetler bu konuda
zorlanacaklar yani. Şimdi tabii burada şöyle bir şey var. Kurumlar önemli. Kurumlar önemli. Kurumlara tabii karşı çıkılmıyor burada. Tabii oradaki gerçekten uygulamaları da deşifre etmek gerekiyor. Yanlış yapılan şeyleri, kız olsun erkek olsun çocukların uğradığı istismarı. Evet. Belki şöyle bir şey olabilir, şöyle bir şey diyebiliriz. Yani vatandaş, yurttaş olarak denetleme hakkını da kullanırsa, örneğin ben vergiler veriyorum, bu vergiler nereye gidiyor, kimler hangi dünya seyahatlerine geziyor ya da kimlere teşvik olarak veriliyor veya hangi yetiştirme yurduna çocuğumuza yemek olarak gidiyor, bunu kontrol etmek gerekiyor. Bir de belki hani iyimser bir şey olacak ama yakınımızda, çevremizde varsa bu tür okullara, yuvalara, ben biliyorum, bildiğim arkadaşlarım var, gidip haftada bir gün orada çocuklara öykü okuyan, kitap okuyan arkadaşlarım var. Belki varlığını kabullenmek gerekiyor. Yüzleşmek tabii gerekiyor yüzleşmek bu sorunlarla. Yüzleşmek gerekiyor. Yüzleşmezseniz sistemin yanında yer almış oluyorsunuz. Ve şöyle de bir şey olabilir diye düşünüyorum. Belki yine iyimserlik belki ama ne kadar o çevredeki ebeveynler, yani kendi çocuğunun dışında o çocuklarla da ilgilendiğini hissettirirse, diyelim ki yurt yönetimindeki insanlar da çünkü düzen verecek, bu çocuklar sahipsiz değil tabii, gibi tabii bir düşünceye kapılabilirler. Onlarla ilgili benim açıkçası şimdilik söylemek istediklerim bu kadar. Evet. Siz gerçi ayrı bir program yapacaksınız çalıştırılan çocuklar için. Ama ben gene sabredemeyip bir cümleyle, çünkü bu da beni çok etkiliyor. Bu kız çocuklarının durumu Suriye'den gelen göçlerle çığ gibi büyüyecek. Evet, onu konuşalım zaten, Suriyeli çocukların. Yani inanın benim gözlerim doluyor haberleri okurken. Çocuk Türkçe bilmiyor. Devlet evet el uzatmış ama tabii çeşitli nedenleri var. Gidip görmeden buradan ahkam kesmek istemiyorum. Sadece haberlere dayanarak şunu söylüyorum. Bulaşıkçılık yapıyorlar bu çocuklar. Röportajları var. Aile gelmiş, kaçmış. Muş'ta. Önce Suruç'a gitmiş. Burada hepsi var. İzleyicilerimiz ilgilenirlerse sonra da haberdar edebilirim. Bütün gün çalışıyor. Gece de orada yatıyor. 10 lira alıyor. Tabii canım. Tabii. 16 yaşında ablası var. O da öyle bütün gün çalışıyor. 30 lira alıyor ama deli gibi bir çalışma. Ev geçiriyor. Evrenselde de zaten. Eğer mutlaka. Evrenselde okuyor. Evet, tabii. Mutlaka tabii. Bunlar çok önemli. Yani gittikçe büyüyecek bu sorun. Evet. Ve toplumca buna el atmamız lazım. Şimdi belki konuyu dağıtmak gibi olacak ama vaktimiz şey. Hep şeyi konuştuk. Yoksul çocuklar, sahipsiz çocuklar, yani hep ekonomik anlamda, sosyoekonomik anlamda da kötü durumda olan ailelerin çocuklarını konuştuk. Ben bu sistemin, bu neoliberal politikalar, bu küresel kapitalizmle çocuk sorununu asla çözemeyeceğini, varsıl ailelerin çocukları da sorumlu. Bakın yine bir şey, haber, dijital medyada çocuk hakları Birleşmiş Milletler'de tartışıldı. Şimdi artık bir teknolojik yenilik oluyor. Tabii ki çok güzel bir şey. Çocuklarımız bundan yararlanacak. Dijital medyayı da kullanacak. Fakat burada da o kadar sorunlar çıkıyor ki. Sistem yaratıyor bu sorunları. Ve beni şey de çok ilgilendiriyor. Yani varsıl kesimdeki çocuklar. Onlar da çocukluklarını yaşayabiliyorlar. Her zaman siz daha önce de programlarınızda dile getirmiştiniz. Yani onlar yarış atı gibi. Bir taraftan kolej sınavlarıydı, işte diğer okulların sınavları. Yok piyano dersine de gitsin, aman oradan da eksik kalmasın. Böyle bir yarış atı. Şöyle diyorlar onlara, onların bir adı var ne yazık ki. Proje çocuklar proje diyorlar. Proje çocuklar, evet. Ailenin tek çocuk ve aile onu bir proje olarak ele alıyor ve proje çocuk olarak yetiştiriyor. Çocuk çocukluğunu yaşamadan. Evet, o başka, tamamen başka bir konu. Başka bir programda umarım ki tartışacağız. Tabii ki tartışacağız. Ama yani ben şunun için söyledim. Yani çocuk sorunu denince, kız çocuklarının sorunu denince hep böyle sosyoekonomik düzeyi düşük aileler. Hayır öyle değil. Onlar da farklı bağlamda sorun yaşıyor. Yani sistem çözemiyor çocuk sorununu. Elbette şöyle, tabii ki o çocuklar da kitle iletişim araçları,
ders kitapları, eğitim sistemi, çocuk ve gençlik edebiyatı gibi kitaplardan aslında o toplumsal cinsiyet rollerini şartlandırılarak büyütülüyorlar açıkçası. Yani şöyle de diyebiliriz, küçücükken pahalı markalı Barbie bebekler büyüdükleri zaman da o Barbie bebeklerin kendi vücut bulmuş kişiler olarak karşımıza çıkabilir. Tabii ki eziliyorlar elbette. Dediğim gibi çok geniş bir konu bu konu. Ebeveynler ne düşünüyor? Yetişkinler bu kız çocuklar konusunda ne düşünüyorlar, ne biliyorlar, nasıl davranıyorlar? Onları izleyelim. Ondan sonra devam edelim. Tamam. Eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle okutulmalı. Neden okutulmalı sizce? Kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi için bu şart. Bizim özellikle de Türkiye için. Türkiye'deki erkeklerin düşünceleri, eşlere karşı davranışlarının olumsuz olduğunu düşündüğüm için şart. Yani son derece olumlu düşünüyorum tabii ki. En az bir erkek çocuğu kadar ülkeye katkısının eğitimsel açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Okutulmalıdır. Hatta kız çocuklarınız varsa eğer onları daha 3 yaşından başlamalısınız eğitmeye. Çünkü kız çocukları annedir. Onlar çocuk yetiştirir ve yetişmiş olan bir anne de yetişmiş evlat yetiştirir. Bence zaten şu anda eğitim sistemi düzgün değil yani. Hani +4+4 yaptıkları için hepsi birbirine karıştı. Hiç memnun değiliz tabii ki eğitim sisteminde ama kız çocukları tabii ki kesinlikle okusun istiyoruz. Peki bu kılık kıyafet konusunda ortaokulda türbanın gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani kılık kıyafet sizce özgür mü okullarda? Tabii ki yani herkes dilediği gibi giyinebilir. Tabii bunun belli esasları vardır. Hani dilediği gibi giyinir derken sadece gözlerin açık olduğunu kastetmiyorum. İnsanların kılık kıyafetleri üzerinden değil de nitelikleri üzerinden konuşmak lazım. Yani dileyen o şekilde giyinir, dileyen açık giyinir. Yani bence bu konunun çok fazla gündemi meşgul edip esas gündemden sapılmaması lazım. Yani insanların kılık kıyafetine ve tercihlerine saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Ailede anneyi babayı öyle görüyor. Anne baba bunu tabii ki böyle olması gerektiğini söylüyor. Ve çocuğun burada hiçbir suçu yok. Tamamen ailevi bir meseledir. Ailenin belki de geleneksel de olabilir, parti açısından da olabilir, dini açıdan da olur. Bunların hepsini, üçü de değişik düşüncelerle çocukların beyinlerine sokuluyor. Başörtüsü 1 metre kumaş hiçbir şeyi kapatmaz. Eğitilmeyen bir kişi başörtüsünde de olsa eğitilmelidir, başörtüsüz de olsa eğitilmelidir. Ve bir kız çocuğu, bir anne, bir genç kız değişik eğitim sisteminden geçmelidir. Anneliğe hazırlanmalıdır. Bir çocuğu nasıl eğiteceğini daha küçük yaşta kendisi eğitilmelidir. Eğitilmemiş olan anne babalar, huzursuz aileler, huzursuz çocuklar, hatta gebelik halindeki huzursuzluk da bir insanın bir ömür boyu etkisi altında kaldığını doktorlar tarafından duyuyoruz. Ben eski eğitmen olarak öğretmendim, emekliyim. Kesinlikle karşıyım ortaokula kadar inmesine. Üniversite tamam. Özgür irade oluşmuştur. Ama ortaokulda aile baskısıyla kapanmış oluyor bu çocuklar. %50 de böyle. Kız çocuklarının hayatına, yani kararlarına, kıyafetine vesaire karışılmalı mı sizce? Müdahale edilmeli mi? Belli bir noktaya kadar evet. Mesela bu şimdi okulda kıyafet yönetmelikleri değişti. İşte başörtüsü geldi. Yani bu konuda mesela çocuğunuzu zorlar mısınız? Herhangi bir müdahale eder misiniz kapanması için? Zorlama değil, tavsiye ederim. Belli bir yaşa geldikleri zaman kendilerinin karar vermesi tabii daha doğru olur. Ancak ailenin kız çocuklarının karar verme üzerindeki etkisi tartışılamaz. Ailenin bu hususta belli bir yaşa kadar söz sahibi olup tabii kızın da o ana kadar bilgi birikiminden faydalanarak kendisiyle karşılıklı istişarede bulunarak ikisinin ortak bir kararı, ikisinin de faydasının olacağını düşünüyorum. Küçük yaşlarda çocukların, kız çocuklarının evlendirilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Olmamalı. Yetişkin olarak evlenmeli. Tamamen bir katliam. Doğru bir şey olabilir mi? Bir insanın evresinden bir kısmı kopmuşsa eğer nasıl devam edebilir? İlkbahar yaşamadan yalnız kışı yaşasanız nasıl olur?
Peki kız çocuklarını küçük yaşlarda evlendirmesi hakkında ne düşünüyorsun? Kesinlikle karşıyım. Kız çocukları en az 25 diye düşünüyorum evlenme yaşı. Asla bunun doğru olduğunu iddia edemem. Yani küçük yaşlarda bir kız çocuğunun yapması gereken okuması, mesleğini eline alması, sorumluluklarını birey olarak yerine getirmesi gereken görevleri vardır. Yani evlilik bunları yerine getirdikten sonra geçerli olan bir müessesedir. Yani bu kadar ciddi, bu kadar önemli olan bir şeyin küçük yaşlarda istismar edilmesi. Evet, ebeveynlerde çok tabii farklı düşünceleri var. O düşünceler de toplumdaki çeşitlilikten kaynaklanıyor. Elbette ki o düşüncelerin oluşması için de aslına bakarsanız kitle iletişim araçlarının, eğitim sisteminin, bin yıllardır var olan koşulların, ailenin durumunun çok etkili olduğunu biliyoruz. Evet, dünyada kız çocuklarının durumuna bir de bakalım hızlıca. Türkiye'dekilerden örnekler verdiğiniz sayılarla kız çocuklarının erken evlendirilmesi konusunda. Eğitim, 2013 yılının ana teması kız çocuklarının özgür eğitimi idi Dünya Kız Çocukları Günü'nde. Ama düşünüyorum da bu yıl 11 Ekim, Dünya Kız Çocukları Günü, Boko Haram örgütü tarafından Nijerya'da kaçırılan kız çocuklarının ve hala 219 tanesi geri verilmedi. Ne oldukları bilinmiyor. Bunun gölgesinde kutlanıyor. Tırnak içinde yine kutlanma lafına. 25 kız daha kaçırıldı yeni. Evet, şimdi o sayıya bunu da ekleyebiliriz. Şimdi eğitim görme, neden bu kız çocukların eğitim görmesini istemiyor Boko Haram örgütü? Açılımı da zaten şöyleymiş. Batı türü eğitim haramdır. Örgütün adı bu zaten. Yani adının anlamı da bu zaten. Şimdi bu tür baskılar var. Yani siz biraz önce söz etmiştiniz. Toplumun baskısı, dinsel baskı, ekonomik koşullar. Yani kız çocuklarının yaşamlarını zorlaştıran koşullar. Savaşlar var bir de. Tabii ki. Yalnız, az önce biraz değindik Suriyeli kız çocuklarında. Evet. Bir düzeltme yapmak istiyorum. Dinsel baskı diye böyle gelip geçiliyor. Bence din araçsallaştırılıyor. O ataerkil baskılarla kadını denetim altında. Düşünebiliyor musunuz? Nüfusun yarısı kadın, yarısı erkek. Erkekler nüfusun yarısı olan kadın nüfusunu denetim altında tutarlarsa ne kadar hoş bir şey değil mi? Kadınlara höt dediğin zaman susuyor. Ben İslam dininin bu şekilde kullanılmasına çok karşıyım. Evet. Yani bu Boko Haram mıydı? Boko Haram. Bunların yaptığı İslam'ı bahane ederek kızları kaçırıp cariye yapıyor, köle yapıyor. Aynen. Örneğin şöyle bir şey var, yine şöyle haberleri çok sık hem biz okuduk, dinledik, hem de bütün dünya da bunu biliyor aslında. Biliyorsunuz Suriye ve Irak topraklarında oluşan diyelim IŞİD militanları da işte savaş hukukuna dayanarak kız çocuklarını kaçırıyorlar, pazarlarda satıyorlar, işte kadınlara tecavüz ediliyor ve benzeri. Ve bunların müftüleri aracılığıyla da bunun caiz olduğunu söylüyorlar. Bu da tabii yine kadınların, genç kızların bölgemizde yaşadığı acılar ve yaşanılan korkunç baskılar. Elbette tabii ben birkaç cümle şu şeyle ilgili söylemek istiyorum. Hani veliler de söylediler, aile kız çocuklarının karar vermesi konusunda yetkilidir, ailenin hukuku tartışılamaz diye. Tam da burada işte aslında bu Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocuklarının kendi yaşamları hakkında karar verebilme hakkı tartışılıyor artık. Şimdi diyelim ki 10 yaşında bir kız çocuğu ortaokula gitti. Seçmeli diyoruz, biz geçen hafta konuştuk onu. Tırnak içinde seçmeli diyorum. Zorunlu seçmeli derslerden biri peygamberin hayatı, biri Kur'an. Ötekisi de diyelim ki başka bir ders. O derse girerken diyor ki başını kapatacaksın diyor. Okul karar veriyor. Veya işte serbest oldu diyor. Baba karar veriyor. Anlatabiliyor muyum? Burada kız çocuğunun kendi özgür iradesi ve seçimi değil. Kız çocuğu üstünde, özür dilerim. Kız çocuğu üstünde şöyle bir baskı var. Aslında
çocuk ne ailenindir ne devletindir. Bu da bir evrensel hukuk. Ailenin değildir çocuk. Evet. Ama aile diyor ki sen benim çocuğumsun, ben ne istersem sana onu yaptırırım. Evet. Bu baskı da çok yanlış. Devlet de keza ben ne istersem öyle hayır diyor. O bir bireydir. Geleceğe hazırlanan bir bireydir yani. Evet. Aynen böyle. Çorum'dan bir izleyicimiz arıyor. Engin Anar. Alo. Alo, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız Gülsüm Hanım? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Biz de çok iyi. Çok teşekkür ederiz. Programınızı izliyoruz. Tankıt Hoca'yı da izliyoruz. Hani az önce şey söyledi. Kadın devlet ve aile değildir. Hani çocuklarımızın sahibi dedi. Çok güzel söyledi. Evet. Biz de hani o eşitsizliği ortadan kaldırmak adına hem kız çocuklarının hem erkek çocuklarının özgür, bilimsel bir ortamda yetişmesinin taraftarıyız. Hı hı. Ve hani böyle programları da çok az buluyoruz. Sizi izlediğimiz zaman da çok mutlu oluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bizimle paylaştığınız için düşüncelerinizi. Sağ olun. Özellikle erkeklerin de kendi kafasındaki düşünceleri değiştirmesi, yani sadece kadınların değiştirmesi yetmiyor bir şeyleri. Karşılıklı değişmek, karşılıklı değişip dönüşmek ve karşılıklı birlikte özgürleşmek çok önemli bir şey. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Kesinlikle. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet. Şimdi Malala'ya tekrar dönelim istiyorum ben. Malala Afganistan gibi bir ülkede. Pakistan. Pakistan. Taliban. Tabii Pakistan. Özür dilerim. Taliban vuruyor. Taliban tarafından özgür ruhlu yetiştirilmiş Malala. Ve ona uygun olarak da kız çocuklarının eğitimini savunuyor. Ve onun bedeli olarak yaşamından olmak üzereyken kurtuluyor. Sonuçta da işte Nobel. Hala, Nobel. Barış ödülünü ile değerlendiriliyor. Şimdi sevgili Gülsüm, kadın erkek bir yana, insanın özgürlük tutkusu tarih boyunca bilinen toplumlarda hiç yok edilmemiştir. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Nobel Matematik Ödülünü kim aldı? İranlı bir bilim kadını. Evet. Evet, ilk defa. Evet, ilk defa. İlk defa. Yani tabii başka toplumlarla kıyaslamıyoruz. Yalnız ben özellikle bizim komşularımız olan toplumlarla bizim ortak bir özelliğimiz var. Ne yazık ki bu konu üzerinde hiç duyulmuyor. Bilmiyorum izleyicileri ilgilendirecek mi? Bu böyle aile içinde kız çocuğunun durumu hiç sorgulanmıyor. Evet, lütfen bunu paylaşalım. Bunu paylaşalım. Şöyle ki aile kol kırılır, yen içinde kalır. Aile sırrıdır. Ailenin mahremiyeti vardır. Şimdi, ailenin hakkıdır diyor bakın bir de. Evet. Bir yanda var. Şimdi aile mahremiyeti denince akan sular duruyor. Ne oluyor? Kadına, kız çocuğuna, hatta küçük erkek çocuğuna yönelik hak ihlalleri oluyor. Tacizler, insestler. Taciz. Şimdi bir de şey var. Büyüğüne saygı, büyükler bilir. Büyüğüne karşı mı geliyorsun? Çocuk tacizden, hadi taciz aşırı uç diyelim. Ama hakkını yaygın. Hiçbir şekilde, ya hani yaygın ayrı bir konu. Yani biz daha böyle genele bakalım. Kız çocuğu baba ben okula gitmek istiyorum deyince hayır diyor babası. Israr ederse belki dövüyor, belki sözel şiddetle bulunuyor. Ne oluyor? Bu hak ihlali çocuğun eğitim hakkını adam babayım diye dışarıdan da kimse müdahale edemiyor. Aman aile kavgasıdır, aileyi ilgilendirir diye. O zaman yazık değil mi o çocuğa? Erkek çocuk için de öyle. Erkek çocuk da okuyacağım diyor, hayır sen çırak olacaksın diyor gibi. O yüzden bu ailenin üzerindeki şu mahremiyet bulutunu, tamam özel olan herkesi kendi ilgilendirir, o başka bir şey. Ama işin içinde hak ihlali varsa o zaman bunun ortaya çıkması lazım. Ya ben o özel alan herkesi ilgilendirir söylemine de çok ikiyüzlü ve arkası boş buluyorum şundan dolayı. Yani bu toplumda koca koca medya kanallarında, evlenme programlarında, işte biri biz gözetleme programlarında, ismini şimdi tam olarak söylemeyeyim. Gözetlenme programlarında hangi mahremiyetten söz ediyoruz biz? O evlenme programlarında ailenin her türlü ya da o görücüye çıkan kızcağızın ya da ne bileyim kadının veya işte görücüye çıkan adamın her türlü özel yaşamı ortalara dökünüyor. İş, para kazanmaya, reytinge gelince mahremiyet yok da
aile içinde. İşte, o da kapitalizmin gören. İkiyüzlülüğü işte, ve batıdan gelen bir şey. İşte ama bizim hani... Bizim toplumumuzu temsil etmiyor ama giderek toplumda içselleştirilmesine evet. çalışılıyor. Evet, içselleştiriliyor evet. da. O yüzden ikiyüzlü buluyorum o aile hani özel alandır da. Yok öyle bir özel alan artık. Her şey satılık. Hayır yani o medyada olan bir şey. Ama geniş halk kitlelerine bakıldığı zaman hala daha kadınlar susturuluyor. Konuşursa, kız çocuk eğer konuşursa cezalandırılacağını biliyor. Onun için aile içinde bir suskunluk var. Evet, bu çok yanlış. Örneğin ne örnekler vardır? Kızına insest uygulandığını bilir anne ve susar. Yani böyle örnekler var evet. toplumda. Hayır ben eğitim hakkı diyorum, sağlık hakkı. Yani bir evet. kız çocuğu, baba ben ameliyat olayım şu ayağım sakat atıyorum aklıma geldi. Ameliyat ol. Hayır paramız yok, işte uğraşamayız, edemeyiz. Bu sağlık hakkı ya da okumak istiyorum, eğitim hakkı. Bunları dillendiremiyorsa çocuk, babası evet. tarafından susturuluyorsa bu hak ihlalidir. Evet. evet. Ve aynen onun için öyle. aile içi iletişim, ilişkiler çok önemli. Evet. Hepimizin aslında kendisini durup sorgulaması gerekiyor. Kız çocuklarımıza nasıl davranıyoruz? Erkek çocuklarımıza nasıl davranıyoruz? Aile içinde demokrasi nasıl işliyor? Yani babanın hukuku, annenin hukuku, kız çocukların hukuku. Belki alışkanlıklarımızı sorgulamamız gerekiyor. Davranışlarımızı sorgulamamız gerekiyor ki bizden sonraki kuşakların daha sağlıklı, daha eşit koşullar altında yetişebilmesi için diyebilirim. Bir anımı ama, paylaşacağım. Tabii ki lütfen. Zamanımız var mı? Çok özür tabii, dilerim. Tabii, çok kısa. Çok kısa tabii ki. Şimdi ben iki çocuk annesi bir kadınım. Çocuklar büyürken tavuk alırdık. Erkek çocuk diye but şeye bir but oğluma veririm. Öbür but eşime, göğüs kıza, derisiyle gerisi de bana kalırdı. Ve şimdi büyüdüler tabii konuşuyoruz. Kızım diyor ki sen diyor bana hiç but vermedin. Babamla abime verdin. Öyle bir şartlanmışız tabii. Ki o erkektir. Öyledir. Sofraya yemek konurken de önce onların tabaklarına konur. Böyledir. 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 Soyor sürdürecek çünkü diye. Evet bunlar derin konular. Daha atasözleri var. Hani biraz önce aile mahremiyet dedin. Kol kırılır yen içinde ve benzeri. Evet. Daha pek çok şeyler var. Bunları sorgulamamız gerekiyor. Atasözleri de artık günümüze uymuyorsa atalım gitsin diyorum ben evet. aslında. Güzelleri var. Güzellerini koruyalım. Evet. Birlikten kuvvet doğar. Bütün bu sıkıntılara karşı birlikte mücadele edelim. Şimdi çok hızlıca ben şeye değinmek istiyorum. Hani ders kitaplarından biraz sıkça konuştuk da. Çocuk ve gençlik edebiyatında bu kız çocuklarının durumu nasıl? Yani bunu birazdan da hemen kısaca size söylemek istiyorum. Tülin Tankut'un en yeni yayınlanan romanı bu. Kumsaldaki kız bir kız çocuğunun annesi olmayan, babayla yaşayan bir kız çocuğunun bir yandan çalışan çocuk ama bir yandan da kız olduğu için çeşitli sıkıntılarla karşılaşan bir kız çocuğunun romanı Kaynak Yayınları'ndan çıkmış. Ve 10 yaş üstü gençler için öneriyorsunuz bu kitabı değil mi? Bunu da yetişkinler için önerdi. Aynı zamanda evi. Elbette yetişkinler evet. için de ben keyif kendim de merakla okudum. Sağ yetişkinler olun, de rahatlıkla okuyabilirler. Şimdi burada bir kız çocuğu anlatılıyor. Başka kız karakterler var. Nasıl anlatılıyor kız çocukları genellikle evet. ülkemizin çocuk ve gençlik edebiyatında? Evet. Şimdi tabii ki çok geniş bir yelpazesi var. Hı-hı. Popüler çocuk kitapları var. Gerçekten okumaya değer. Hı-hı. Yani yüzünüze karşı söylemeyeyim ama mesela çocuk edebiyatı denince bana say birkaç tane benim aklıma Ayşe'nin Günleri geliyor ve ben de onun hakkında epeyce yazı yazmış bir insanım. Çok hala hala bence çok önemli. Dediğim gibi Ayşe'nin Günleri gibi yapıtlar var ama yanı sıra çok böyle eğlenceye dayalı. Feminizmden etkilenen, postmodernden etkilenen, bu yüzden de çok popüler olan kitaplar da var. Ona bir şey diyemeyeceğim. Gerçekten yelpaze geniş olduğu için tam bir sınıflandırma yapamıyoruz. Ama daha çok orta sınıf çocuk. Çünkü yayın evleri para kazanmanın derdinde haklı olarak. Talep gelmezse yani böyle benim kız burada 10 yaşında, 12 yaşında annesi yok. Aile içinde her türlü şiddeti görüyor. Pısırık bir baba çalıştırılıyor, emeği sömürülüyor. Her an cinsel istismarla karşı karşıya. Dolayısıyla bu tip kitaplar film yapmıyor. Film yapmıyor. Ben buna çok üzülüyorum. Yarın öbür gün çocuk edebiyatı, Türkiye'deki çocuk edebiyatının
şeysi tarihi yazılacak olsa o ne kadar Türkiye çok güzel yaşamış, hiçbir sorunu yok, çocuklar çok mutlu, hepsi işte internete giriyorlar, oyuncaklar, böyle bir tablo çıkıyor ortaya ki bu çok yanlış. Aslında tabii geniş bir araştırma. Necdet Neydin bu konuda bir araştırma yaptı. Belki uygun bir zamanda o konuyu onunla da ben konuşmak istiyorum. Kız çocuk karakterleriyle ilgili. Evet. Ama ben daha çok yeni bir tartışma okudum. Çok çok ünlü yazarlardan bir tanesi çocuk kitabı yazmış. Artık moda biliyorsunuz çocuk kitapları yazmak oldu. Ya da yayıncılar yine ticari, tecimsel kaygılarla zaten adı biliniyor. Hadi çocukları da yazsın, biz de satalım. Kitabın adı Aliş Sünnet oluyor, Maviş Gelin oluyor. Ve kapakta küçük kız çocuğu gelinlikle gösteriliyor. Belki ironidir. Hayır efendim, ironi değil. Çünkü kızın dedesi, kız da işte neden ben sünnet olamıyorum diyor. Aha. O da diyor ki dede de o erkek çocukları sünnet olur, kız çocukları da gelin olur. Yani böylece toplumda ulaşacağı yer çok rahatlıkla çocuğa gösteriliyor, kız çocuklarına. O cicili bicili gelinlikle de beraber onun kafasında bir imaj daha o kadar. Yaklaşık 7 yaş grubu çocuğu hemen kafada oluşturuluyor. Evet, böyle konulara dağılınca zamanı da unutuyoruz aslında. Çok da unutmuyoruz ama ne diyeyim, konuşacak konumuz çok fazla. Programımızın sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Ben önce bir şiirimizi paylaşayım, ondan sonra da son yavaş yavaş toparlayalım programımızı. Bu haftaki şiirimiz Tekin Gönenç'ten Çocuk Anneler. Çocuk anneler, yarı dalgın soyunup avuntunun beyaz çarşaflarına yıldızlar serperdik. O gecelerden biri daha başlardı, gözü dönmüş bir lodos gibi çarpıp giden kıyılarımıza. Oysa denizimiz hiç olmadı bizim. Çocuk annelerdik, nereden bilelim bir gecelik vurkaçları aşk sanırdık. Tenin tendeki oyunu biter bitmez, bölük pörçük rüyalara tırmanır, sabahları beklerdik. Hele gün bir ağırsa da aydınlığını üstümüzde gezdirse diye. 14'ünde, 15'inde var yok. Karnı burnunda çocuk annelerdik. Çeşmeyle tarla, beşikle kundak arasında çocuklarıyla birlikte büyüyen. Hiç unutur muyum? Arada sizler de gelirdiniz. Ağır makyajlı, görkemli kadınlardınız. Hafif şehla bakışlarınızda kanamalı birkaç dipnot. Dokunaklı günlüklerinizle büyük şehirlerinize dönerdiniz. Bakıyorum da şimdi tüm çağrılar bildik bana. O taşkın ırmak bir gün beni de alsa içine. Hiç durmam, alır başımı yine giderim. Bir de sen olsan yanımda. En iyi sen bilirsin o yangınları. En iyi sen. Şimdi karşımda dipdiri duran o zamanki ben. Evet, şairimize teşekkür ediyoruz. Böylesi bir konuya duyarlılık gösterdiği için diyorum. Ve gerçekten güzel anlatmış. Evet, şimdi kız çocuklarının yetiştirilmesi, aile içindeki farklı izlenimler, farklı eğilimler konusunda, mahremiyet adı altında olayın kapatılması konusunda pek çok konuya değindik yavaş yavaş. Ben yine ebeveynler bir şeyleri tartışsın istiyorum. Eşitsizliğin kuşaktan kuşağa taşınması konusunu birlikte konuşalım. Yani kadınların rolü, buradaki kadınların rolü, atasözleri, yasalar, eğitim sistemindeki yaklaşımlar, televizyondaki reklam, dizi ve benzeri programların kız çocukları üzerindeki etkisi kısaca. Evet. Şimdi şiirinizle ilgili de gene ben küçük bir şey söyleyeyim önce. Çocuk gelinler, çocuk annelerdeki ölüm oranı daha fazla. Hı hı. Bu da bir, biyolojik tabii, açıdan çok tabii önemli. Şimdi yani kadın öyle bir kuşatma altında ki, hı hı, hem aile içinde hem toplumda dediğiniz gibi bütün kurumlar kadını cinsiyet rolü içerisinde tutmaya çalışıyor. Çünkü sistem bunun üzerine duruyor. Dolayısıyla bu kuşatmayı yarması lazım. Aslında kadınlar, daha doğrusu kız çocuklar da durumun farkındalar. Evlenmelere bakıyorlar, boşanmalara bakıyorlar. İşsizlik,
Yani o kadar çok neden var ki tek bir nedene indirgeyemeyiz. Ve şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Yani ben evlenirsem hayatım kurtulur. İşte iyi bir evlilik yaparsam mutlu olurum. Bu söz konusu değil. Diyelim ki varlıklı bir adamla evleniyor. Ama bir bakıyorsunuz işten atılıyor adam. Parasız kalıyor. Güvenemiyorsunuz. Ha, çok eski bir yine atasözü vardır. Güzelliğe bir sivilce, zenginliğe bir kıvılcım gibisine. Dolayısıyla evlilikler artık güven vermiyor. Ve çocuklar bunun farkına varıyorlar artık. Evet. Kendi ayaklarımın üzerinde dikkat edin. Her söylem böyle başlıyor. Kendi ayaklarının üstünde dursun, kendi ayaklarının üzerinde durabilecek. Evet. Evet. Dolayısıyla bu negatif nedenler böyle bir olumlu sonuç da getiriyor. Yani evet. Kızlar bir meslek öğreneyim ya da işte eğitim göreyim, iş bulayım. Bu evet. Umut veriyor. Evet. Ama onların o çabalarının desteklenmesi lazım. Ben gene son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Ben ebeveynlere de tabii sizin tavsiyelerinizi burada mutlaka. Tabii ebeveynler de demesinler ki aman oğlum bana bakar, yok öyle bir şey. Oğlu işsiz kalıyor, emekli aylığıyla o oğluna bakıyor. Yani öyle kaotik bir ortamda yaşıyoruz gerçekten. Ki. Yani çocuklara gerçekten. Da güvenmesinler. Çünkü işsiz kalabiliyorlar. Tabii. Dolayısıyla kızını da okut, oğlunu da okut. Evet. Ve de evet. Onlara da güvenme, yazıktır. Onların kendi hayatları var. Sen kurumları zorla, emekli aylığımız artsın. İşte bakım için, sağlık için, dedeler nineler olarak yürüyelim, haklarımızı, demokratik haklarımızı isteyelim, devletimizi zorlayalım, bizi mücadele. De gör diyelim, değil mücadele. Mi? Böyle yapalım, mücadele edelim. Kamuoyu diyorum ben. Kamuoyu oluşturursak, demokratik haklarımızı kullanırsak, hükümetler de yola gelecektir. Bütün dünyada da bu böyle. O hükümet, bu hükümet, tekrar söyleyeyim, onunla ilgisi yok. Biz istemeyi bileceğiz ama sorumluluklarımızı da bileceğiz. Çünkü ne oluyor? Biz sahip çıkmayınca sorunlar büyüyor. Bu sefer hükümetlerin çözemeyeceği duruma geliyor. Bir de biz de hangi birisiyle mücadele edeceğimize doğrusu. Evet. 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 Çünkü hakikaten evet. Küçükken ya da bölüm bölüm. Evet. Evet. Aslında yapılıyor da Türkiye'de. Mutlaka da örgütlenerek. Aslında örgütlü evet. Mücadeleler evet. Güzel yani. Demokratik anlamda tabii ki. Güzel yani. Evet. Ebeveynlere bir de çocuklarımıza eşitsiz davranmayacağız. Eşitsiz davranmayacağız. Öyle tavuğun budunu oğlana göğsünü kıza vermeyeceksin. Değil mi? Belki bir gün ona, bir gün ona. Bir gün ona. Eşit davranacağız. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Programımız yavaş yavaş burada sona eriyor. Evet. Sevgili izleyiciler, son yıllarda haberdar olduğumuz genç kızlara yapılanlar, kadın intiharları ya da intihara zorlanmaları, namus cinayeti adı altında öldürmeleri biliyorsunuz ki çok yaygın Türkiye'de özellikle. Tabii dünya çapında da çok büyük acılar çekiyorlar ama biz biraz da yerelleştiriyoruz kendi bölgemizde, kendi ülkemizde. Sorunlar katmerlendi. Yani biz tam işte kendi 4+4'le mi mücadele edelim derken bu savaş ve savaş nedeniyle bölgemize, kentlerimize, büyük kentlere yapılan göç, o kentin meydanlarında gördüğümüz Suriyeli kadınlar, kızlar, dilencilik yaptırılan, kapı altlarında çalıştırılan, yani 3 kuruşa gerçekten bodrum katlarında çalıştırılan, çocukları çalınan kızlarla karşılaşıyoruz. Ya daha da kötüsü, kızlıkları, kadınlıkları istismar edilen, her türlü istismara uğrayan insanların, kızların sayısı çoğaldı. Ama tabii ki bunlara elbette sessiz, sahipsiz kalmamak gerekiyor. Tülin Hanım'ın da söylediği gibi örgütlü olarak mücadele etmek, bir şeyleri en azından kendi çevremizden, kendi bölgemizden, kendi kurumumuzdan başlayarak değiştirmeye çalışmak da çok önemli bir şey diye düşünüyorum ben de. Evet, ve değiştirmek zorundayız çocuklarımız, kızlarımız, oğullarımız ve kızlarımız için. Çünkü kızlar özgür, mutlu olursa oğullarımız da özgür, mutlu olur. Yani bu hayatın bir yanı, hep söylerim ben, hayatın bir yanı karanlıktaysa öteki yanı aydınlık. Erkek olmak olamaz. Da zor. Olamaz. Yani erkek olmak olamaz. Da kolay bir şey değil evet. Yani. Evet. Evet. Evet sevgili izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Bu hafta programımızda 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle bir kez daha kız çocuklarının durumunu tartışalım. Sorunlara anımsayalım. Ve nasıl sorunların baş edeceğimizi, nasıl değiştirip dönüştüreceğimizi birlikte konuşalım istedik. Program konuğumuz
Yazar Tülin Tankut'tu. Kendisi zaten gönüllü olarak Kadın Eserleri Kütüphanesi'nde yıllarca yönetim kurulunda çalıştı. Şimdi genel kurul üyesi ve yazmaya, yaratmaya, özellikle kadınlara, kızlara konu eden yapıtlar vermeye devam ediyor. Etmenizi de diliyoruz. Programımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İzleyiciyle buluşma şansı verdiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, haftaya yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Sevgisiz, umutsuz, kitapsız, şiirsiz kalmayın. Adımlarınız sizi hep güzelliklerle buluştursun.